Türkiye'de İstanbul'da bir okulda Almanca ders veren Alman bir öğretmenin porno yıldızı olduğu ortaya çıktı. Ve tabii anne babalar bu konuda çok fazla tepki gösterdiler. İnsanlar çok tepki gösterdiler. Bu nasıl ihmalkarlık? Çocuklarımızı biz kime emanet ediyoruz gibi tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada da bir gündem oluşturdu bu. Da nasıl araştırılabilirdi orasını bilmiyorum hakikaten. Yani mesela ne yapılması gerekiyor bir öğretmeni okula almak için? Bir porno yıldızı olup olmadığını neresine bakıp anlayabiliriz falan. Bir düşünemedim değil yani. Bunu öğrenciler fark etmiş. Lise öğrencileri bunlar. Çılgın ergenler, azgın ergenler. Muhtemelen o sitelerde dolaşırken birini görmüşler. Ve bu öğretmeni nasıl tanıdılar o sitelerde ben onu da çok anlamadım. Neyinden tanıdılar acaba? Ve bu lise öğrencilerin o sitede dolaşması sonucunda ortaya çıkmış bu öğretmenin bir porno yıldızı olduğu. Bu da aslında şu eleştirilere yol açtı. Neden her şey yeteri kadar denetlenmiyor? Oraya gelene kadar denetlenmesi gereken milyon milyon yer, kurum ve kişi var. Hani bir okula bir öğretmen alınırken onun eskiden porno yıldızı olup olmadığını anlamak çok mümkün değil. Dediğim gibi nasıl incelenebilir? Nereye bakılabilir? Bak mesela bu soruyu kendi kendimize soralım. Yani bu kişi CV'sinde herhalde bunu yazmıyor. Dolayısıyla bunu bilmek çok da mümkün değil. Okul kapatılsın diye hashtagler açıldı. Eminim ki okulda bilseymiş bunun bir porno yıldızı olduğunu herhalde işe almazlarmış. Ama belki de mesela oradaki başka öğretmenler de eskortluk yapıyordur bilemeyiz ki. Yani bazı şeyler araştırılarak öğrenilmez. Yani dikkat çekilen yer şurası. Bazı şeyler denetlenmeli. Evet denetlenmeli. Ama denetlenmesi gereken bence çok çok daha önemli yerler var. Onlar konusunda tepki gösterelim. Ya bu şu cinsellik, seksüel olaylarında insanlar neden bu kadar çok? Sanki böyle bu hayatımızda olmayan bir şey, hiçbirimizin yapmadığı bir şey. Çok bize insanlığa uzak bir şeymiş gibi. Konu cinsellikle alakalı bir şey olduğunda herkes böyle bir ayaklanır. Aslında belki de o tabuları kırıp daha gerçekçi, daha bizi ilgilendiren, daha toplumu ilgilendiren şeylere odaklansak sanki daha iyi sonuçlar alırız, sanki daha iyi yol alırız gibi geliyor bana. Oyuncu Billur Kalkavan. Tanırsınız, eski dönemlerden kalma bir oyuncu. Güzel bir kadın, güzel de bir oyuncu. Zaman zaman böyle çok aykırı açıklamalar yapıp dikkatleri üzerine çekiyor. Her seferinde de bunu yapıp başarıyor bu arada. Şöyle bir açıklama yapmış. Aldatmanın kadınların eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Aldatılmak istemiyorlarsa kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar. Mesela aldatılmayı kadınların eksikliğine bağlamak yerine erkeklerin yavşaklığına neden bağlanmamış? Onu da biraz düşünmemiz lazım. Ben bir erkek olarak yeryüzünde aldatma potansiyeli olmayan erkeklerin olmadığını düşünüyorum. Ya da çok düşük bir yüzdeliktir bu. Şöyle diyebiliriz. %20'si hiç aldatmıyorsa, aldatmayacaksa, öyle bir potansiyeli yoksa %80'i kesinlikle aldatır. Bu da kadınların eksikliğinden kaynaklı değil. Erkeklerin hormonlarının beyninin önüne geçmesinden kaynaklı olabilir. Aldatmanın kadınların eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Aldatılmak istemiyorlarsa kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar. Kafalarının içini neyle dolduracaklar acaba? Yani erkeklerde niye bu kusur bulamamış da bu kadınları direkt hedef almış bir kadın olarak? Bu da bence tartışmaya çok açık bir konu. Kimi onunla aynı fikirde olur, kimi saçmaladığını düşünür. Ben söylediği şeyin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bazen her erkek karısı veya sevgilisi eksik diye onu aldatmıyor. Kendisi biraz yavşak olduğu için. Çok mu ağır oldu bu? Bence ağır olmadı, tam da yerinde oldu. Kendisi biraz yavşak olduğu için aldatıyordur diye düşünüyorum. Gülse Birsel elektrik faturasını paylaşmış ve şöyle bir yazı yazmış. Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. Safiye Soyman ve Faik Öz. Yıllardır evli olan bir çift bunlar. Şarkıcı, komedyen, şovmen, televizyon yüzü. Aklınıza gelebilecek bütün meslekleri tek tek denemiş ve her konuda da bir şekilde reyting alabilmiş, aldırılabilmiş ve hala var olup varoluşlarının sorgulanması gereken çok muhteşem bir çift. Haklarında şöyle bir haber çıkmış. İddialara göre Safiye Soyman Faik Öztürk çifti 2016 yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurdukları şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şöyle bir haber çıkmış.
Çiftin yargılandığı davada ilk celse görüldü. İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berin Can Bolat hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 gün adli para cezası isteniyor. Yani başlık tam olarak şöyle: Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdi mesela bu nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık vesaire, bu tür haberleri biz izlediğimizde hani bir nebze şunu düşünürüz: fakirdir, fakirlikten yapmıştır ya da ciğeri bozuktur falan. Ama bunu yapana böyle ünlü ve zengin olunca insan şöyle bir düşünüyor, yani hani mesela daha ne olmalı hayatında? Hani işse iş, paraysa para, şöhretse şöhret. Daha niye bu kadar çaba, mücadele ve bu çaba da hani böyle çalışarak alın teriyle yapılan bir çaba olsa amenna. Ama işin içine böyle karanlık, kirli paralar falan girince, ünlü ve zengin insanların ismi böyle yüz kızartıcı dosyalarda geçtiği zaman insan şöyle bir düşünüyor mesela: niye? Ne gerek var? Neden? Ama tabii ki bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Bu da bir iddia ve bazı haber kaynakları böyle başlıklar atmış. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Muhakkak suçlu olmasalar bile bir suça ortak olmuş, bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak bir suça ortak olunmuş. 10 yıla kadar da hapsi isteniyor. Her zaman derim ya, böyle büyük şöhretler, işte büyük paralar, büyük zenginlikler, büyük olarak gördüğünüz ne varsa İçinde mutlaka birilerinin alın teri, birilerinin hakkı, birilerinin kanı, birilerinin vebali, günahı mutlaka vardır. Büyük şeyler derken hani maddesel şeylerden bahsediyorum. Aklınız hemen kötü yerlere gitmesin. Zaten ne konuşursak direkt aklınız direkt oraya gidiyor. Neden insanlar bir türlü böyle paraya pula doymuyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama baktığımızda ünlülerle ilgili böyle çok fazla böyle davalar çıkmıştır karşımıza. Eskiden de hala çıkıyor. Kimi yasaklı madde işleri yapıyor, kimi nitelikli dolandırıcılık. Ekranda gördüğümüz sanatların dışında başka şeylerle uğraşıyorlar. Ve bir şekilde bunlar patlıyor tabii ki. O yüzden hani çok şöhret, çok para, çok zenginlik masum bir kazanç değil. Tamamen hakkıyla, hak ederek ve iyi bir insan olarak elde etmemiştir genellikle. Tabii ki istisnalar hariç. Günlerdir çok komik bir şekilde Sezen Aksu'nun mevzusu devam ediyor. Bu sefer başka isimler de katıldı tabii ki bu kervana. En son Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. Başlık aynen şöyle: Erdoğan camide Sezen Aksu'yu hedef aldı. Camide yapılmış bu konuşma tabii ki. Yani başka nerede yapılabilir ki? Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimiz, gibi bir açıklama yapmış. Hatta bunun bir videosu da vardı. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Yani tabii bu açıklamayı destekleyenler de oldu, eleştirenler de oldu. Ünlülerden de çok eleştiren oldu. Destekleyen de belli bir kesim var. O kesim belli. Ama sanki böyle bu açıklama biraz da aslında hedef gösterdi. Mesela atıyorum çok fanatik fanları var Cumhurbaşkanı'nın ve mesela bu insanlar toplanıp gidip bu kadıncağızın dilini koparmaya çalışsa ve gerekçe olarak da işte reisimiz öyle söyledi, biz onun dediğini yaptık de, çok hoş bir sonuç olmaz. Gerekçeleri de bir yerde geçerlilik kazanır. Sonuç itibariyle bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir şey söylediği için o insanlar da bunu kendinde hak bilip gidip bu kadının dilini koparmak isteyebilirler diye düşünüyorum. Hani bu olmayacak bir şey mi? Bizim ülkemizde mümkün. Olabilirliği çok yüksek. O yüzden bilmiyorum, bu açıklama belki farklı bir şekilde tepki gösterilebilirdi. Eğer bir tepki gösterilecekse illa. Ama bu şekilde bir tepki ve camiden yapılması haddimiz değil tabii ki. Ama biraz yanlış diyebiliriz. Herhalde bunu diyebiliriz. Bence diyebiliriz. Ama diğer taraftan da diyebileceklerimizi korkarak diyebildiğimiz için bunu da diyebilir miyiz, diyemez miyiz, çok emin olamadım. Tabii bu Cumhurbaşkanı'na kadar sirayet eden bir olay ama oraya gelene kadar birçok kişi, yine işte diyanetçiler, cemaatçılar, asgari ücretlerin birçoğu vesaire, herkes bu konuda çok tepki gösterdi. Ama Sezen Aksu'dan günler sonra bir açıklama geldi. Açıklaması da şu şekildeydi:
Yani daha doğrusu açıklamayı bir şarkı sözüyle tekrar yaptı. Herhalde o şarkı sözü de yasaklanmaz diye düşünüyorum. Şarkısının adı Avcı. Sen beni üzemesin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni sevemezsin, dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı? Dur bakalım. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Demiş, öyle bir şarkı sözü yazmış. Bu olaylar da çok güzel bir ilham verdi herhalde kendisine. Ve çok güzel bir şarkı sözü yazmış. En kısa zamanda bestelenip dinleyicisiyle buluşmasını ümit ediyoruz. Etmeli miyiz? Şaka bir yana da gerçekten ülkemizde daha büyük problemler var. İşte açlık gibi. Geçen mesela bir video gördüm. Yaşlı bir karı koca. Kar yağıyor sokakta, komşularından kira yardımı istiyorlar o soğukta, karın altında. Ve bunun gibi tabii ki binlerce, o sadece bir örnek, ihtiyaç sahibi insanlar var. Yani en büyük problemimiz bence şu an ekonomik problemler ve insanların bulunduğu nokta açlık. Bence biraz da onlarla ilgilenelim, yani Sezen Aksu'nun şarkılarıyla ilgilenmek yerine, sanatla ilgilenmek yerine biraz da gerçeklerle ilgilenelim bence.